Fuarlar hayatımızın, hatta ticari hayatımızın en önemli taşlarındandır değerli seyircilerimiz. Ve işte bu amaçla mikrofonu işin uzmanına uzatıyoruz. Merhaba değerli Fuar TV izleyicileri. Bugün sizler için Ankara Ato Kongre Merkezi'ndeyiz ve 2. Karayolları Köprüler ve Tüneller İhtisas Fuarı'ndayız. Fuar katılımcılarımızdan da Polita Makine'ye konuk olduk ve yanımızda işletme sahiplerimizden Mecit Bey ve Mustafa Bey bulunmakta. Bakalım bizlere firmasıyla alakalı neler aktaracaklar. Merhabalar Mecit Bey, nasılsınız? Teşekkürler, siz nasılsınız? İyisiniz. Bizler de iyiyiz, çok teşekkür ederiz. Hayırlı fuarlar öncelikle. Sağ olun, teşekkür ederiz. Merhabalar Mustafa Bey, nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkür ederiz. Peki Mustafa Bey, öncelikle sizleri tanıtalım ekran başındaki izleyicilerimize. Biraz kendinizi tanıtır mısınız? Sektöre nasıl bir giriş yaptınız? 2002 yılında yine asfalt planti ve ekipmanları üreten bir firmada imalat müdürü olarak işe başladım. O günden bugüne asfalt sektöründeyim. Yaklaşık 3 yıldır da Polita Makine bünyesinde çalışmaktayız. Mecit Bey'le birlikte Polita Makine'yi kurduk. Yine asfalt planti ve ekipmanlar üretimi yapmaktayız. Uzmanlık alanımız bu. İki ortaklı bir firmayız. Evet, ortağımız yani. Mecit Bey. Mecit Bey, biraz kendinizi tanıtır mısınız bizlere? Ben de makine mühendisiyim. İkimiz de makine mühendisiyiz. Zaten avantajımız da şu anda piyasada bu. 2005'ten beri ben de bu işin içindeyim. Başka firmalarda çalıştık. Sonra beraber bir güç birliği yapalım, bu işi yapalım dedik. Ve beraber bu firmayı kurduk. Çok güzel. 3 yıl önce mi kurduk burayı da? Evet, 3 yıl önce. Peki biraz o zaman Polita Makine'yi bizlere tanıtın. Neler yapıyoruz? Polita Makine ne yapar? Polita Makine asfalt yol makineleri yapıyor. Asfalt planti, modifiye, emisyon, mekanik plant, fiber katkı üniteleri gibi makineler üretiyoruz. Biz bölümleştik. Bazı bölümleri Mustafa Bey bu işin uzmanı gerçekten. Yani iyi araştırmış, iyi birikimi olan. Bazı bölümler de benim bölümüm. Mesela asfalt planti bölümü, biz bölümüyle ilgili olan benim. Modifiye emisyon diğer bölümlerle ilgili Mustafa Bey. Kendi bölümünüzü anlatın o zaman. Neler yapıyorsunuz? Ya Türkiye'de tabii üretim konusunda sıkıntılar olduğu için asfalt planti çok üretilmiyor. Yani şu anda Türkiye'de 3-4 tane firma vardı ve 2-3 tanesi zaten battı şu anda. Çok büyük bir açık var. Bu konuyla ilgili biz de bu işin içine varız dedik ve başladık. Yani artık inşallah güzel de gider. Asfalt planti, yani asfaltı üreten makine üretiyoruz biz. Asfaltı üreten. Üreten makine üretiyoruz. Peki Mustafa Bey, sizin uzmanlık alanınız bizler, neler? Şunu yapıyoruz. Asfalta şekil veriyoruz aslında. Modifiye bütün planti, emisyon planti dediğimiz ürünlerde. Örneğin modifiyede elastikiyet katıyoruz asfalta. Emisyonda inceltiyoruz, yapıştırıcı madde haline getiriyoruz. Bunlar da yol üst katında ve ara katmanlarında kullanılıyorlar. Yine kızgın yağ kazanı bütün ısıtmak için kullanıyoruz. Asfalt tanklarını depolamak için kullanıyoruz. Bütün havuzunu depolamak için kullanıyoruz. Yani plantenin dair ne varsa geriye kalan onların uzmanlık alanında da ben varım. Sadece asfalt çalışmaları mı yapıyoruz? Asfalt makineleri, asfalt üreten makineler, işte onların ekipmanları, bu stoklanması, depolanması. Bunun gibi işler yapıyoruz aslında. Bunları sadece üretip veriyor muyuz? Üretip veriyoruz, yapan evet. Devreye alıyoruz. Kişilere. Üretip veriyoruz, devreye alıyoruz. Spesifik ürünler de bazen üretiyoruz. Yani özel tasarımlar, özel şeyler, makineler. Bunları da girebiliyoruz. Endüstriyel tesis tasarımı da yapabiliyoruz. Aynen. Tabii ikimiz de tasarımcıyız ayrıca. Böyle. Tasarımlar sizlere ait o zaman. Evet, sizin aynen. Elinizden evet. Çıkıyor. %100 yerli tasarım. %100 yerli tasarım, gördüğünüz gibi. Çok güzel. Evet. Peki biraz üretiliş aşamasından bahseder misiniz? Kaliteden bahseder misiniz? Nelere dikkat ediyorsunuz üretimde? Genelde biz, Mustafa Bey de açıklayabilir. Bu konunun aslında uzmanı arkadaş. Yani kalitede özellikle biz işin montajında gibiyiz. Yani sacı hazır alıyoruz. Ekipmanlarımızı hazır alıyoruz. Bundan sonra bizim işçilerimizin işlemesine, kaynak kalitemize, yani ana unsur malzemelerin kaliteli gelmesi. İkinci unsur projenize göre ustanızın ve ustabaşının birlikteliğiyle ürünün kaliteli şekilde çıkması. Önemli olan bu. Yani burada bundan sonra astarı, boyası, ya, takım olarak A'dan Z'ye herkesin dikkat etmesi gerekiyor aslında. Atölyedeki yardımcı elemana kadar dikkat edilmesi gerekiyor. Yani temizliğine kadar. Önemli olan bu. Malzeme tedariği nereden oluyor peki? Malzeme tedariği... Body firmalarımız var. Yani 100'e yakın firmayla çalışıyoruz. Hani bunlar da sadece metal ayrı firmalardan alıyoruz. İşin uzmanı firmalar. Boyayı ayrı firmadan alıyoruz. Kaynak telimizi ayrı firmalardan alıyoruz. Tabii bunlar
dediğimiz gibi A kalite olmasına özen gösteriyoruz. Kalite konusunda o zaman sıkıntı yok diyebiliriz, evet, ürünlerimiz için. Aynen, şu peki anda. Ürünlerimiz nerelerde kullanılıyor? İyi yerlere verdik mi? İyi referanslarımız var mı? Çok iyi referanslarımız var. Yani bu 3. senemiz olmasına rağmen çok iyi firmalarla iletişime girdik. Mesela Limak, işte evet aynen. Demyol, Ayhanlar Holding. Yani bunun gibi Halkra İnşaat, Halkra yani bölgesinin söz sahibi, Söğüt İnşaat örneğin, aynen. Ankara'da sürekli çalışıyor. Söğüt'ün neresi tedarikçisiyiz yani, hı-hı, onu diyebiliriz. Birçok işlerini biz yapıyoruz. Yani daha da sayabileceğimiz bir ton firma var da yani böyle şu an açıkçası aklımda yok. Yine web sitemizden inceleyebiliriz sanırım izleyicilerimiz. Polita makineyi birçok yerde görüyoruz. Evet, aynen. Peki sizler Polita makine olarak hizmet anlayışınız nedir? Hizmet verirken nelere dikkat ediyorsunuz? Yani birinci unsurumuz müşteri memnuniyeti. Yani müşteriyi memnun edebilecek tesisler elde etmek. Yani çoğunlukla bizim taahhüdümüzde olmayan şeyleri de yapıyoruz. Sebebi yani müşteri memnun olsun, tekrar Polita'ya dönsün. Hı hı. Yani biz kardeş firma olma niyetindeyiz. Kardeş olalım. Yani başka bir şey değil. Derdimiz çoğunlukla şu anda ikimizin de tek derdi memnun etmek, kardeş firma olmak, insanların her zaman uğrayabileceği bir yer. Yani Polita bir marka olsun. Evet. Bizim isteğimiz bu. İstihdamda önde gelen firmalardan biri olsun. Hani daha evet, çocuk kıvamında. Evet. Ama bu çocuğu büyütmek için elimizden geleni yapıyoruz. Tabii evet, ki bu çocuk yeri geliyor hatalar da yapıyor. Yeri geliyor çok doğru hareketler de yapıyor. Her firmada olduğu gibi. Evet, tabii, her firmada olduğu gibi. Hani şunu demiyoruz ya biz mükemmeliz. Böyle bir tanım yok zaten. İmalatın olduğu yerde hata da olur. Kesinlikle. Bunu kabul etmek gerekiyor öncelikle. Yani biz bunu minimuma indirme ve kadromuzu genişleterek profesyonelce hareket etmeye çalışıyoruz. Yani bu da tabii ki süreç gerektiriyor. Hani kesinlikle. 5 yıllık, yıllık planlarımız var, 10 yıllık planlarımız var. Evet. Bu süreçte hedefe ulaşmaya çalışacağız. Çok güzel. Evet. Daha çok kulaktan kulağa yayılsın ve evet, referansınız olursun. Sanırım bu politikayla evet, ilerliyorsunuz. Evet, aynen öyle. Peki biraz o zaman sektördeki farkınızdan bahsedelim. Aslında bunlar da tercih sebeplerinizi doğuruyor ama başka neler ekleyebilirsiniz? Neden tercih edilmesi gereken bir firma? Yani anlık hizmet verebilme. Ben çözüm odaklı çalışıyoruz. Evet, biraz, en büyük mi? En büyük şeyimiz artımız bu. Fiyat aynen, politikamız da. Fiyat bu önde politikamız. Geliyor. Yani evet, genelde ithal ürünler evet, kullanılıyor bizim evet, sektörümüzde. Yani biz bunlara çözüm sunabiliyoruz. Alternatif uygun sunabiliyoruz. Daha aynı kalitede ürünler sunabiliyoruz. Peki bu sektöre girerken neler hedeflemiştiniz? 3 yıl boyunca neler değişti? Yani açıkçası biz çok böyle uçuk hedeflerle girmedik. Yapılabilir hedeflerle girdik. Önce bir müşterileri kazanalım, gönlünü kazanalım. Bir o kapıdan girelim diye hedefledik ve girdik. Şükürler olsun. Yani bize dönen bir daha dönüyor, bir daha dönüyor. Bu şekilde şu an ilerliyoruz. Yani ondan sonra işte oturup Mustafa Bey'in biraz önce söylediği gibi bir hedef koymaya başladık. 5 yıl sonra nerede olmamız lazım? 10 yıl sonra nerede olmamız lazım? Bu. Neler peki bu hedefler? Bu, planlar yani, neler? Şu anda bu sektörün başını çeken firmalar var. İtalyan firmaları olsun, Alman firmaları olsun. Yani ben şöyle söyleyeyim. Bir 5 yıl sonra en azından onlarla yarışabilecek seviyeye gelmek istiyoruz. Çok güzel. Evet, Türk firmaları değil, Türk firmalarının hepsi bizim kardeşimiz. Umarım başarılı olursunuz attığınız her adımda. Peki son olarak pazarımız nereler biraz öğrenebilir miyiz? Yurt içinde mi varız daha çok? Yurt dışı ve yurt dışı. Biz şu an hedefimiz bu. Tabii öncelikle yerli müteahhitler. Şu anda zaten çok iyi yayıldık. Güzel bir yayılım politikamız oldu. En büyük iş ortaklarımız, operatörlerimiz, bizim dostlarımız. Evet. Hepsine eğer izliyorlarsa selam söylüyorum. Bu yani bizim sınırımız yok. Çok güzel. Peki son olarak izleyicilerimize neler aktaracaksınız? Mustafa Bey sizlerden alalım öncelikle. Polita Makine ile alakalı evet, neler söyleyeceksiniz? Polita Makine bugün hizmette, umarım yarın da aynı şekilde olacak ve büyüyerek gidecek. Kısa sürede de yol kat etmemiz gerekiyor çünkü rekabet var. Rekabet ortamında da hızlı olmamız gerekiyor. Bakalım hayırlısı olsun diyoruz. Hı. Elimizden geleni yapacağız biz. Son olarak sloganımızı söyleyelim bence Mustafa. Söz verdiğimiz gibi. Çok teşekkür evet, ediyoruz sizlere. Evet, sağ olun. Bizler de başarılarınızın devamını diliyoruz. Başka bir programda görüşmek üzere. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Evet değerli izleyicilerimiz bugün Ankara Ata Kongre Merkezi dedik ve 2. Karayolları, Köprüler ve Tüneller İhtisas Fuarı'ndayız. Fuar katılımcılarımızdan da Polita Makine'den sizlere seslendik ve şimdilik buradan aktaracaklarımız bu kadar. Söz Merkez Tüyoları'nda.